Değerli gençler, herkese selamlar. Yeni bir City Skylines 2 bölümüne hoş geldiniz. Hemen birkaç yorum var. Onlarla ilgili genel bir yanıt vereyim. Yorumlarda da yazdım ama genel olarak arkadaşlar da duysun. Bir tanesi şey, mezarlığım burada olmadıydı arkadaşlar. Valla taşımak istemiyorum. Çünkü düz arazim çok az zaten oyunda. Oraları başka şeylerle değerlendireceğim. Burayı bunlarla bitiriyorum. Yani taşımamamız sebebi o. Onun haricinde yollarla ilgili yorum yol çok Yapıyorum gibisinden. Yol yapmadan bu oyun olmaz arkadaşlar. Bu oyunu yol olmadan izleyebileceğini düşünen varsa <laughs> bu oyunu izlemezsin. Kesinlikle yanlış yerdesiniz yani. Herkes herkes böyle oynuyor arkadaşlar. Profesyoneller böyle oynuyor. Profesyonel olmayanlar hemen gösteriyorum. Böyle alıyor eline yolu çok kısa bir şekilde. Hop öyle yapıyor. Tam buraya hemen bina tak 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 koy bitti. Ya profesyonellik maalesef o değil. Şimdi Buralarda böyle yapılarımız vardı. Bugün ne, ne ne düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şuranın ufak tefek detaylarını yapacağım. Minik bir böyle çok abartmadan sizi çok sıkmadan. Ondan sonra da bu tarafa geleceğim. Burada da bir şeyler yapmaya çalışacağım. 56 tane ar arazi alabiliyorum. Şurayı bir alalım şurayı bir düzleyelim. Bakın şu arazinin tamamını alabiliyoruz. Dağlara bir şey yapamayız. Yani dağlarda yapı sanmıyorum olabileceğini. Ama şuraları yavaştan yavaştan dolduracağım. Öncelikle şu ada mesela. Bu adayı düzleyebilirim bu arada. Yani üst... Bir tane dolu dolu bir adam olsun istiyorum. Ondan dolayı. Şimdi değerli dostlar bakın şu yolla şöyle bir simetrik bir yol götürebilirsem eğer ya da belki en azından şöyle nispeten daha düz desem. Ya burayı nasıl desem bak buralar birbirleriyle hemen hemen düzgün ama orada bir sıkıntımız var. Önce burayla başlayalım en zor kısım burası olacak bence. Nasıl yapayım şuradan başlıyorum ya hadi rastgele spontane takılalım ne olursa artık şansımıza yani. Ben bunu diyeyim, diyeyim, diyeyim ki <laughs> diyorum ki şu yolla bağlayacağım. Önce bu yolu buradan çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle. Aa bir dakika. Hayır 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 hayır. Bunu istemiyorum. Eee kavisli yol istiyorum. Şu, şu yoldan. Bu nereye değiyor? Abba o var. Bunun burada değmediği yol yok arkadaşlar. Anasını satayım. Her şeye değiyor. Şöyle. Bu daha neler var bunun altında? Oğlum yollar da çok eskidi ya. Bak bakımları yeşil görünüyor ama çok eski. Arkadaşlar şu iki tane kol olduğu için bunu şuradan alm almam lazım. Önce bir burayı çekeyim ondan sonra bağlantıyı yapalım. Bu arada şeye ne diyorsunuz? Yorumlara bir yazar yazar, yazar mısınız? Ece dibine kadar getirmeye çalışıyorum da. Heh. City Skylines bir meselesine oynayalım mı yani? Özlediniz mi? Ben bir tık özledim ama. Şimdi burada ben tek oynamıyorum. Beraber oynuyoruz. O yüzden sizin de özlemiş olmanız çok çok önemli. Bundan dolayı yorumlarınızı bekliyorum yani. Değerli arkadaşlar. Ne yapalım? Bir tur girelim mi? Çekelim mi? Ya bu ne Allah'ını seversen ya. Burada bir hayret bir şey ya. Şöyle bir 380 derece yakalayamıyoruz ya. Heh. Tamam. Şimdi bu yolu yol kötü oldu arkadaşlar ya. Şuradaki şey sanki şey gibi oldu yani. Böyle gıcık gibi oldu. Ben bunu buradan içeriye doğru direkt atırıyorum vallahi böyle. Şu yolu da kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Şöyle 180 derece çekiyorum. Bunu direkt içeriye doğru bağlıyorum. Yani yamukluk köprünün altında kalsın. Ha, böyle daha estetik. Çok daha güzel. Şimdi bunu götüreceğiz böyle içeriye doğru. Bir yere bağlamak istiyorum bunu. Bir yere. Şuraya bağlayayım mı? Şu yola. Ama bunun altı istinat duvarı. Olmaz. Bağlayamam. O zaman anasını satayım. Ver yansın. Rastgele götürüyorum abi. Şöyle. Şuraya doğru götür. Ha. Şuradan birazcık ısırık al. Kes. Sanki bu biraz daha büyük. Bir kademe büyük yolu seçmişim. Yanlış yol. <laughs> Tamamdır. Yerisini hallederiz. Halledeceğiz. Halledeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şöyle bir düz yolumuz gelsin. Buraya uzun zamandır bir şey yapmadık. Hep diğer bölgelerle uğraştık. Burayla bir başlayalım bugün. Diğer bölgelere de artık duruma göre müdahaleler yapacağım. Şöyle ortalama. Tamam şu yolu da tabi baz alarak ortalama şöyle bir bağlantı noktası yok olmuyor. Şöyle bir bağlantı noktası belirliyorum. Şöyle içeriye doğru da bunu kavisle vereceğim. Biraz eğri oldu ama sırıtmıyor o kadarı. Değerli arkadaşlar çok hoşuma gitmedi bu yapı ya. Ya burayı beğenmedim. Burayı iptal ediyorum. Boş verin. Hızlandırılmış bir şekilde yapalım. Öyle yapıp yıkması daha kolay oluyor. Daha detaylı düşünebiliyorum. Öyle yapacağım. Belki şu yolu şöyle devam ettirebilirim. Yani bir, bir gönlüm onu istiyor açıkçası. Hadi bakalım. 3 bölgeye gitmesi lazım. Toplam 9, 3, 6, 12 kollu bir bağlantı olması gerekiyor. Ama ki şu an herhalde 9 kol oldu. 3 tanesi eksik olsun. Hiç önemli değil. Zaten bağlantılarımız çok gelişmiş. Ee, şimdi yapacağım projeden bahsedeyim hızlıca. Çünkü işleve dökmek daha çok hoşuma giriyor. Buradan şu bakın yol boyunca bir cadde var ya. Hatta bu caddeye hemen bir YouTube'dan isim seçelim arkadaşlar. Şöyle. Bu arada dün canlı yayınım telif yedi. Ee, PUBG oynarken. 50 dolar kazanmıştık. Ona... El koydu Facebook. Bakalım itiraz dilekçesi yolladım. Ne diyecekler? Muzaffer abi sağ olsun bayağı bir bağış atmıştım Şimdi Ulaş Ali. Um, Ulaş Ali'nin yorumunu bugün 3 kere denk geldim. Herhalde bu adamda bir nimet var arkadaşlar. Telefondan, tabletten her yerden denk geldim. Buraya şu Lafayette Caddesi var ya. Ulaş Ali. E, Ulaş Ali Caddesi diyorum. Herkes isim veremiyorum. Ara ara seçeceğim. Ya Bunlar sürpriz olsun genelde. Rastgele bir tane seçelim. Kimi seçelim, kimi seçelim. Muzi 55, 555. Muzi değil de biraz daha böyle oyunda hani görebileceğimiz isimler olsun. yani kendi ismini. Arif Aktürk'ü daha önce kullandık diye hatırlıyorum. Ee, şey yapıyorsam, hani yanılıyorsam. Hakkınızı helal edin. Şöyle burada yorumlar bitti. Biraz yukarı doğru gidelim. Pura beni yapalım. Pura beni de yapmıştım. Onu da hatırlıyorum. Aa kanka ya, çok iyi mısın? Aşko demiş deli çocuk. Deniz Korkut Caddesi diyelim buraya da. Nereye gitti caddesi mesela burada İşte şu caddede şu uzun caddede bakın ta yukarı kadar gidiyor bu büyük caddede e, Deniz Korkut caddesi çok kısa verdim normalde bunları e, Video sonunda vermemi isteyenler de oluyor ama idare edin beni 1-2 cadde için unutuyorum sonra Buralar tramvay caddelerimiz olacak İki rota düz geliyor düz gidiyor burası da aynı düz geliyor düz gidiyor tek rota arkadaşlar Hemen şurada planlamayı yapalım Şimdi planlamada yapacağımız şey şu ana caddede marketleri kullanacağım Marketler için kaça kaç kare yapmam gerekiyordu? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3. 4, 3, 4, 3 daha 8, 8, 6. E, onu nasıl yapabilirim? Arkadaşlar bu biraz zor olur benim için ya. 8, 6 boşluğu bulmam lazım. Ana caddede olmasa da bir arka caddede yapalım. Ama ama caddede olsun ya. 8, 6, 2, şöyle 4, şöyle 6 var ya. Bunu bir yorumlarda çok şiddetli bir şekilde istedi birkaç arkadaş. Doğru yani doğru mu onu da göremiyorum bu arada. Şöyle sayayım abi. 1 2 3 4 5 6. Tamam. Yukarıya doğru 1 2 3 4 5 6 7 8. Bunu 8'i yanlamasına verelim, 6'yı uzunlamasına verelim. Ön cadde biraz daha az bölünsün. Yani şöyle yapıyoruz. Bir de bunu düze alayım. Burada bunu çalışacağım. Doğru mudur ustam? Hemen kontrol ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Ondan sonra... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Taslak bu değil mi? Evet bu. Bu caddeyi full bundan yapacağım. Bir tarafını. Ee, burada dört tarafı dükkan olan bir bina konsepti geliştireceğiz değerli arkadaşlar. Teker teker vermemiz gerekecek. O yüzden bunun için teker teker saydık. Şimdi ustam... Sen buradan bunu getiriyorsun. Eee... Eee... Alttaki yolu bozmaması lazımdı ya. Şöyle oluyor... Bak her türlü bozuyor görüyor musun? Tek tek yapacağız arkadaşlar mecburen. Şöyle arkaya kadar uzatıyorum yolu. Şuraya kadar en dibe kadar gitsin. Şimdi teker teker şurayı da full tek sıra boyuyorum. Hatta şöyle yapayım. 2 3 4 2 3 4 Ondan sonra 2 boşluk. 3 4 3 4 2 boşluk. Galiba elim hızlandı tamam. Burası 5 oldu. 3 daha 8 2 4 Şöyle 4 Yine 2 boşluk. 1, 2, 1, 2, 3. 4. Çok dibe gitmeyelim. Çok dibe gidersek o taban bizi e, dara sokar. Ağaç yaparız oraya. Hemen şuraları dolduralım. Bunda valla güzel bir şey bekliyorum bu yapı bölgesinden. Allah'ım bizi muvaffak etsin diyorum. Şurası boş kalsın gene aynı. Burada ne kadar bırakmışız abi? Aynı şekilde bırakalım. Simetrik olsun. 2, 4, 6. 2, şöyle 6 arkadaşlar. Yani şuradan devam edeceğiz. Yan tarafın çizgisini göremedim. Bu çizginin buraya da gelmesi gerekiyordu. Yani şuraya gelecek. Böyle dümdüz köşeye kadar devam edeceğiz. Şimdi burada yapmak istediğimiz binaları deneyimleyelim bakalım. Hepsini sil komple. Şu ön köşeye vermeyeceğiz zaten. Şimdi 4'e 3 değerli arkadaşlar. 4'e 3. Ya da 3'e 4 müydü acaba bunun verimi ya? Oğlum Vallahi bir şeyler yapıyorum ama bak bunlar arka tarafa verdi galiba kapıyı ya da iki tarafa mı verdi? Bunlar bir çıksın, tamam mı? Bir bakalım. O sırada biz şuraya ayarlayalım. Yani amacımız dört tarafı dükkanla kaplı bir e, mağaz üzerine inşa edilmiş bina görüntüsü ortaya çıkarmak. 3, 3 e, yapıp iki boşluk yapsam 5 yapar, bir 3 daha yapabilirim. Böyle daha mantıklı. 1 2 3, 2 boşluk, 1 2 3 değerli arkadaşlar. 2 boşluk 1 2 3 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 2 boşluk 3 2 boşluk 3 Tamam. Şimdi karıştırmadan verelim burayı. Burası 8. Burası ortadaki 8 olması için. Burası yol 8'i. Şurası böyle aşağı doğru geliyor. şurası gene yolun 8'i. Şurası boşluk. Şurası da yolun 8'i arkadaşlar. Tamamdır. Sanki şura biraz geri oldu gibi. Düzeltelim. 90 derece net olsun. Köşeyi koparıyorum. Oğlum hadi ne kadar yavaş inşaat yapıyorsunuz. Diğer tarafta yapsaydım şimdi arsayı 50 kere kapmışlardı bu arada ya. Güzel kardeşim benim. Bunları bir doldursunlar bakalım. Gelecek bölümde sanayi. Bu bölüm yetişirse sanayi e, şeke, özel binalar yapacağım. Onları da çok istiyorsunuz bu ara. Onlara da bir emek etmeye çalışacağım. Şimdi şuraları Şöyle arkadaşlar. Aha böyle dolduruyorum buraların eksiklerini. Müstakil evler yapacağım arka tarafa. Böyle küçük Avrupa tipi. Şu sağ taraf bir bitse. Görüntü gerçekten güzel mi onu merak ediyorum. Bitmedi bir türlü. Biraz oyunu hızlandırayım ya. Abi şöyle şu. Biraz daha devam etsin. Buraya kadar en azından. Şöyle bu biraz daha ileri gelsin. Bu tarz ızgara görünümüne bayılıyorum. Şiş gibi oluyor etraf. Hep küçük binalar çıkacak burada da var ya. Umarım güzel durur. Böyle yoğun bölge isteyenler var ya şu an bence eriyordur yani arkadaşlar. böyle dondurma gibi yaz günü Temmuz sıcağında eriyen dondurma gibidir diye düşünüyorum onları. Burası arka caddede, cadde, caddede. Şimdi 4 de mi? Aa burası olmuyor. Şöyle yapıyoruz. Değerli arkadaşlar burası 2. Abi şunu ben bir kendime garantiye alacağım. Kardeşim adamı deli ediyorsun. Tam ölçüyü yakalamam lazım ya. Niye anlamıyorsun ya? Şimdi 2, 4, 5 oldu. Biraz daha yaklaştır burayı. Peki. Dert, dert çıkarmadı üstüne yok bu tarafın arkadaşlar. Arkadaşlar yap oluşturacağımız görüntü buydu. Yorumlardan bir arkadaş ısrarla 3 bölümdür istiyor ben bunu istiyorum ne olur yap ne olur yap diyor lütfen görelim şehirde çok yakışacak diyor ben önce anlamadım 3-5 yorum mesajlaştık böyle mektuplaşır gibi yapmak istediği bina buymuş gerçekten de güzel oldu ama düz bir zeminde olursa daha iyi olurmuş madem öyle bebeğim o zaman böyle diyorum ee, sadece burada şöyle mi vermiştik az önce aynen şu ikisini verelim arkadaşlar bunlar gelsin binaları oluştursunlar şu şekilde. Hep hepsini verirseniz büyük bina oluşturur, tek bina oluşturur. O yüzden bu tarz eğer tekli yapı istiyorsanız benim gibi tek tek yapmanız lazım. Buraya da ondan sonra böyle hepsini seçebilirsiniz. Yabancılar da böyle yapıyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama onlar da böyle kullanıyor. Şu kısmı bir türlü yapamıyorum değerli arkadaşlar. Şöyle şuraya bir çekeyim tekrardan. <laughs> ee, olmuyor ya. Olmamakta ısrar ediyor. Baksana şuralarda değişik şeyler var. Yani basit ama değişik hatalar var. Geriye kadar şuraya kadar geleyim artık. Göz kararı yapacağım. Şimdi şurası 2 4 6 kare değil mi? Bunun yanına 2 tane daha ilave ettiğimizi varsayalım. Şöyle 1 bir oldu. Biraz daha yana. Ee, sol 4 sağ 3 oldu. Bir tane daha yana. İki tarafta 4'e 4 olsun. 4'e 4. Arada da ufak bir çizgimiz var. O da nazarlık olsun. Bu da buranın son caddesiydi zaten. Tamamdır. Burayı da böyle tamamladım. Şu aşağı tarafta hani elektrik teliydi vesaire. Bu da komple otopark olacak. Burada çok şey yapmıyorum. Bu cadde full trafik lambası. Hemen lambalarımızı şurada kalsın. şunu kaldır. Kaldır kaldır. Küçük cadde zaten. Şu ana cadde kalsın. Şuraları kaldır arkadaşlar. Şöyle güzelce. Buralara gerek yok bence. Tamamdır. Oğlum bakın burayı da bayağı insan kullanıyor ha otobanları. İyi iyi. Güzel. Şöyle bakınca da böyle çapraz sanki şu yukarıdaki çizgi geliyormuş gibi oldu. Sadece şurayı biraz viraj verdim. O da istemsiz oldu. Bil bilerek yapmadım onu. Yapam ya yapamazdım yani. Hemen şuranın yaya geçidini yapalım. Işık bölgesinin. Ana bölge olduğu için muhtemelen yoğun olacak. Alt geçit yapayım seviyorsunuz diye. Yine iyisiniz ha chat. Bu arada dün arkadaşlar chatte bir tartışma oldu. Şeyde biri bana şey dedi. Ya onu da açıklayayım. Bazılar bandladım çünkü o arkadaşı da. Hani başka yorumlar da vardı bana kızan. Kendimi bir savunayım hemen. Abi AKP ile ilgili bana laf sokmuş. AKP gibisin yol yapıyor falan diye. Ben de dedim yani salak salak konuşma kardeşim. Siyaset yapma dedim. Bazıları kızmış da bana salak dediğim için arkadaşa. Ya bu nedir Allah için ya? Bu, bu niye olmuyor burada yani? Neyse. Şöyle oluşturuyorum. Ben de geri baktım tartışma uzayacak. Hiç cevap vermedim. Hemen bütün yorumları kaldırdım. Hani o AKP benzetmesi yapan arkadaşı da kanaldan gizledim. Artık yorum yapamayacak. Yani savaşması açması zor değil. Yani i̇stesi yapar ama. Ben konuyu kapatmak istedim açıkçası. Hani orada diğer yorum yapan arkadaşlar da vardır illa ki. Onlara da böyle bir yanıt vermiş olayım. Yani arkadaşlar siyasi gönderme hani hiç sevmem. Hayatım boyunca da hiç ne yayınımda ne videolarda yaptırmadım seven vardır, sevmeyen vardır yani. O yüzden tehlikeli bunlar. Bunlardan çok çabuk tartışma evleniyor. O yüzden bunlara bulaşmak istemiyorum ben. Burası böyle oldu. Mecburen. Niyeyse galiba biraz yüksek burası. Kurtarmadı yani. Şöyle arkadaşlar. Oğlum ya şu, şunlar ah be şurayı yıkacağım. Şu kısmı. Şöyle şurayı da halledeyim öne doğru Tamam aynı hizada olsun <laughs> bir şey Buraya bağlandı buraya bağlanmıyor ya <laughs> Çok saçma değil mi <laughs> Kardeşim benim ya Şöyle bir 90 derece yapalım Heh. Vallahi var ya adamı Kangren ediyorsun bazen ya Tamam mı arkadaşlar Her taraftan bağlantımız var mı teyit edelim bir ee, Karşılıklı Alt geçit üst geçitimiz var Dört yönlü buralarda var. O zaman yaya geçitlerini kaldırıyorum. Trafik lambası duracak ama. Şöyle. Okey. Yaya geçitlerini kaldırıyorum. Trafik lambası dursun. Binalarımız çıktı. Hala yapılmayan binalar var. Ortaları boş kaldı. Görüyorsunuz şuraları. Böyle. Burada da güzel bir site oluştu. Arkasını aynı binalardan yapmayacağım. Madem düzen delisi olduk burada. Ah be. Niye burası böyle oldu? Yarım oldu arkadaşlar. Şunu bir sıfırlayayım. Şöyle Ha tamam. Tamam. Şu ana yola sıfırlamış. O zaman bunu da gene aynı böyle teker teker. Arkadaşlar bu yolu yıkarsam. Ha oluyor oluyor tamam. Yanlış alar. Olmuyor sandım bir an. Böyle teker teker yapalım. Aynı olsun istiyoruz ya binalı. Hepsi yan duvarlara dayanmalı. Hepsi tamam mı? Eksik yok. Okey süper. Şimdi şurayı siliyorum. Kardeşim. Ee, orta yoğunluklu. Ya ben Avrupa seviyorum ama. Yani oylamada ne çıkar acaba? Hani siz ne seversiniz? Avrupa yapalım ya. Yazın yorumlara görüşlerinizi ki ben de hani ileride yapacağım yerlerde arkadaşlar fikirlerinizi alabileyim. Yapışık yapıyorum bu bölgeyi full. Hani yoğun konut isteyen arkadaşlar için. Ama bir daha yani uzun süre yapmam onu söyleyeyim. Çünkü bunlar trafik kaynağı arkadaşlar. Böyle gerçekten tıklım tıklım Londra gibi oluyor ama trafiği de felç ediyor. Çok aşırı derece sıkıntı. Evet. Tamam mıyız? Tamamız. Bunlar da bir inşaatlar tamamlansın. 3x alalım hemen Sıca. Binalara yerleşsinler. Buranın okul ihtiyacı vesaire sıkıntı. Şurayı sonra doldururuz. Çünkü bakın şuradaki istekler sıfırlandı. Bak konut talebi hiç kalmadı. Hiç market falan istiyorlar sadece. Market için de aynı şekilde şu marketi yapabilir miyim burada? Şunları komple siliyorum. Şöyle arkadaşlar, aha hızlı bir yöntem buldum galiba. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten buldum ya, yanlışlıkla. Tamam. Marketler de aynı çıksın, madem öyle. Burası da market olur, hem şehrin market ihtiyacını düşürür diyeceğim. <laughs> gram, gram faydası olmuyor kardeşim. Yani bir gram oynamıyor bak. Hala en yüksek talep markette. Ofisler o kadar dolu değil. Şimdi değerli dostlar tramvayı hemen çekeceğiz. Bu bölüm direkt çekeceğim. Sonra diğer tarafı otobüs çekeceğim. Ee, o, ot ara ara otopark olayını çözelim. Mesela arkada marketlerin arkasında ne olsun? Otopark olsun mu acaba aralarında? Şöyle diyelim. Mesela şu otoparktan. Örneğin. Ya bunu evet ya koyacağım ya. Vallahi koyuyorum içeriye. Anasını satayım. Her caddeye koyacağım. Ya da kapalı koysam. Şöyle kapalı. Mesela bir tane bu köşeye koysam. Bir dakika dostum. Bir tane bu köşeye koysam şöyle. iki tane otopark. Fiyatları uygun herhalde. Oo, oo. Oh shit bro. Vay canına ne kadar çok insan geliyor böyle. Bunlar içeri gidiyor. Buraya dönüyor. İçeri dönüyor buraya geliyor. Yeni yaptığımız bina için bence bunlar. güzelcektir birazdan öyle tahmin ediyorum. Düzelcektir ya. Çok fazla bina inşa, inşa ettik ya. Otoparklarımız burada. Burada neler yapabilirim? Buradaki otopark biraz daha spesifik olsun. Uyum sağlasın. Buradakini de. Ya şu en büyükten koysam. Aslında bunun görüntüsü çok iyi ama bunu siz sevmiyorsunuz. Biliyorum. Eminim yani. Çoğunluk gerçekten hiç sevmiyor. Şöyle arkadaşlar. Galiba yapıştırdım. Şu bir. Bu da iki. Bu şekilde. iki tane otopark da bu bölgede. Baksanıza çok hoş değil yani görüntü. Hak, hak veriyorum size. Ama ihtiyaç var. Çünkü çok fazla bina oldu burada. Bizim otoparktan ziyade toplu taşıma hedefimiz. Yani toplu taşımaya saldıracağız. İsterseniz onu da bir yandan yapalım. Burası 3x'de kalsın. Çünkü toparlanması gerekiyor. Belli bir süre. Öncelikle şu yol boyunca. Şura, şurayı şöyle arkadaşlar gelip Buraya bağlıyoruz. Bu buraya kadar yine devam edecek. Şöyle full şuraya kadar gelecek. Ondan sonra diğer hat buradan böyle buraya kadar gelecek. Dur şuraya kadar gelecek. Doğru değil mi? Buraya kadar gel. Sen buraya kadar gel. Şimdi buradan bunu çıkaracağız. Dönüşünü yapıp geri hattına girecek. Şöyle hattımızı çekelim. Şöyle düz çıkartayım. Çünkü iki tarafa da dönüş olacağı için mecburen düz olmasında fayda var. Buradan sonrası şöyle olsun. Böyle geldik. Galiba tamamdır değerli dostlar. Öyle değil de şöyle şuraya doğru bağlanabilirsen sana zahmet. İşte bu mükemmel. Geldi güzel bir dönüşünü yaptı. Şehre tekrar bağlandı. Şurası birazcık kısa olmuş. Ama çok az yani ondan zaman kaybetmemek için orayı pas geçiyorum. Oyalanmayalım tekrar. Siz düzeleceksiniz. Öyle umut ediyorum. Hatta bitmeye bile başlamış. Okey. Ee, şu yolun tramvay şeyini geliştirmesini yapalım. Şöyle buradan buraya kadar. Tamamdır. Yolun tramvay geliştirmesi zaten yapılı. Burası da tamamdır. Şuraya da bir yaya geçidi yapacağım bu arada. Tam kavşak nokta olduğu için birbirine bağlayın. Buralar önemli. Şu yol tramvayı devam ediyor değil mi? Buradan buraya kadar geliyor. Buraya kadar devam ediyor. Okey. Şimdi... Bizim bir tramvay deposuna ihtiyacımız var. Onu da burada yapabilirim. Şu şuralara hemen direkt yapayım. Hatta burada zaten hizmet binalarım vardı. Devam ettirmiş oluruz. Böyle yukarıya doğru çekeyim arkadaşlar yolumuzu. Tamam buraya direkt yapıştırıyorum abi. Hiç uğraşmayacağım. Tramvay deposunu. Biraz hızlanmak istedim bu bölüm. Buradan çıkartırım. Buradan geri götürürüm. Şu, şu yolların altından. Buradan getireceğiz. Buraya bağlayacağız. Orada Çalışanları toplaya dursun. Bu yolun son durağı bu. Buradan sonrası tramvay yoluyla devam ediyor. Otobandan tramvay geçebilir ama geçerse bir tık sıkıntı olur. O yüzden isterseniz direkt alttan geçirelim. Şu karmaşanın içerisinden karşı tarafa daha rahat geçeriz. Şöyle arkadaşlar biraz da geriye doğru çekiyorum. Önce tramvayımızı çekelim ki şehirdeki sorunlar biraz daha çözülebilir olsun. Burası bir tık yamuk geliyor bakın o yamuk gelmesin. Aha da şöyle düz gelsin. Ama bir dakika bizim burada asıl önemli olan şey şuraya geçebilmemiz. Yani şuradan. Burayı yıksam mı acaba ya? Şimdi bir dikişim yok ya. Şurayı mecbur yıkacağım. Ana bu burada kaldı da yol. He şunların kuyruğu buraya kadar geliyor o yüzden. Önce şunu bir çekeyim şöyle. Bak bunun da kuyruğuna değiyor. Oğlum kuyruklara değmeden geç la. Öyle bir hassas nokta ki tam otobanların ayak istinat duvarlarına denk geliyor. Ha, bu iyi. Tam seni bağlarız oraya. Seni de bağlarız. Unutmadan şu <laughs> yarım otobanını da çekeyim. Buradan uçan olmamıştır inşallah şimdiye kadar. 10 metreydi diye hatırlıyorum burası. Kaç şeritli? 3. 3 şeritli yol. Çıkardık. Tüm özelliklerimizi de açtık. Buradan buraya kadar tam simetrik bir şekilde gelsin. Buradan belki dönmek isteyen olur diye şimdilik şunu şuna bağlayayım. Hani kullanımda belki buradan hani böyle dönüp fantezi yapmak isteyen olabilir. Bu arkadaşı da şuradan iptal ediyorum. Şimdi. Şöyle. Şunu da iptal ediyorum. Diğer tramvay hattıyla birleştireceğim. Buraya kadar getirmeyeceğim bu vatandaşları. Değerli dostlar. Şöyle döndürelim. Tam burası dümdüz olduğu bir nokta. Bunu da buraya bağlıyorum. Mis gibi bir giriş arkadaşlar. Şimdi sadece dönüşü yapmadık. Tramvayların dönebileceği bir nokta da gerekiyor bize. Hem dönebileceği hem rotasını yeniden oluşturabileceği. Şimdi şöyle hattımızı ilk 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 etabını oluşturuyorum. Değerli dostlar şöyle olsun. O da buradan buraya doğru Açıyorum. Ah be olmadı. Biraz daha gitmem lazım sanırım. Bak şimdi şunu yık. Şunu da yık. Bu oradan şey ekstra çizgi çıkarıp kafamızı karıştırmasın. Abi aşama bir. Hadi aşama bir. Yorma bizi. Aşama bir. Evet. Galiba bu sefer oldu. İstiyorum ki buradan buraya böyle jilet gibi dönsün tamam mı? Aha da böyle. Sağ taraf bir tık yakın oldu. Düzeltiyorum hemen. Evet değerli arkadaşlar. insanlar buradan karşıya doğru artık tramvaylarını kullanabilecek. Şurası bir tık diğer tarafa göre biraz daha eğrici oldu. Burayı da düzenleyeyim. Orayı kesmiştim ben aslında ama böyle biraz gözümü rahatsız etti gibi geldi bana. Böyle içeriye doğru dönüş. Dışarıya doğru dönüş. Tamam. Göbeğimizde burası. Yine simetrik olmamış. Yapacak bir şey yok. O zaman kaybetmeyelim. Ufak detaylar çünkü görünmeyecek belli bir süre sonra. Şimdi arkadaşlar ilk hattımız şu yolun Burasından başlıyor böyle geliyor. Buraya kadar gidiyor buradan dönüyor. Tamam ilk hattımız bu. İkinci hattımız da tam burada birleşecekler. Burada bir şey olacak. Curcuna olacak. İlk hattımızı bir çekelim. Ama ilk hattımızı çekmeyelim. Çünkü bu yol boş. Gereksiz olur. İkinci hattımızı çekelim. Altyapısını yaptık. Geleceğe yatırım. Şu yolu da bu arada geliştireceğiz. Öncelikle bak tramvay yapmadan önce tavsiyem. Eğer yolunuz 4 ise bunu 5 şeritliğe çıkarın. Şu şekilde. 5 olsun bu yol değerli arkadaşlar. Buraya kadar getiriyorum. Tamam mı? Tramvay buraya kadar gelecek. Buradan da diğer hatta dönebilir. Hatta böyle daire bile çizebilir ileride. Ama şimdilik düz düz istiyorum. Gitsin gelsin. Şimdi hemen geliştirmemizi yapalım tramvayı geliştirmemizi. Sadece ağaç olmuyor işte. Böyle bir dezavantajı var bunun. Değerli arkadaşlar, şurası çok yoğun bir bölge. Bayağı yoğun bir bölge. Biz isterseniz Öyle şurada şurada bir yerde aynen buradan çıkaralım tramvayı hattan. Çünkü ileri baksanıza bir sürü yolumuz var. Bayağı sıkıntı çıkabilir orada. Şöyle geldik. Bunu iki tarafı birden biraz daha geleceğim şöyle. Öyle geldim. Böyle buraya direkt dairemi oluşturdum. Şuradan sola dönmesi için de vatandaşın şöyle sola dönüşünü de oluşturdum. Buraya bence gerek yok. Eee Buradan sonrasına da gerek yok. Yani şöyle olabilir. Şurayı da oluşturduğum zaman tamamdır. Ya yani buradan gelip bu çekip gidecek. Amacımız buradan tram tramvayımızı döndürebilmek. Hemen duraklarımızı koymakla başlayalım. Abi ilk durak şu ışığa yakın. Son durak da buradan buraya yakın olsun. Aslında çok anlamsız oldu ama. Çünkü iki tarafta birbirine çok yakın. Burada bir otobüs hattımız var. Aynı yerde durmasını istemiyorum. Az geride ya da şu bir ışık geride durabilir. Bu tam burada dursun. Kalabalık olan yerde. Bu ise az ileride durabilir. Hatta az daha geride bence şurada durabilir. Bu burada. Bu burada. Otobüslerle de aktarma yapacağız. Ee, burada durmasına gerek yok. Şimdi arkadaşlar buradan devam edecek vatandaş bu tramvay. Böyle dümdüz geldi ya. Şuradan dönüp böyle getirsek çok uzun olur. Doğal olarak. Böyle geliyor geliyor. Abi bir şu köşede bırakayım mı? Lamba öncesinde. Biraz şey mi olur? Trafiği tıkar mı acaba? Ama sol, sola git, git götürmesin istiyorum. Tamam şuraya da döndürüyorum abi. Buraya da hemen şöyle ileriye doğru düz bir tramvay yolu çek. Ondan sonra tıpkı az önceki gibi. Şöyle arkadaşlar. Buradan da böyle daireyi tamamlayalım. Ondan sonra şurayı koparıp yapınca böyle daha iyi oluyor. Tamam. Buradan da... Abi yolda bırakmayacağım. Burada bırakacağım insanları. Şurada iki durak. Az ileride iki durak ve burada da iki durak. durak. Tramvayı yapıştırıyorum. Buradan geldik döndük. Buradan geldik. Hatta bağlanabileceğimiz mevkiler var. Hemen hattımızı oluşturuyorum. Şöyle 1 2 3 Fiyatını gene çok cüzin miktarda tutacağım biletlerim Belki beleş bile yapabilirim. Şöyle. Yani tramvayı birazcık az yollayacağım. Çok yoğun bir cadde burası. Trafiği tıkamamıza sebep olabilir. Oyunu durduruyorum. Şimdi No 1 Mersin iç hat. Bu tramvay değil mi? Arkadaşlar No 1 Mersin iç hatta arada bir tire olsun. No 2. Buraya ne diyeceğiz? Buraya da eski mahalle diyeyim. Eski mahalle iç hat diyelim. Fiyatını da bilet fiyatı ücretsiz 3 tane tramvay burada çalışması yeterli. 4 vermiş oyun. Biz 3'e düşürelim. Sorun değil. 3 tane çalışsın. Yeterli de olur herhalde 3 tane ya. Değil mi? Şurada bir e, araç yok diyor. Araç olmamasının sebebi tabii ki yola bağlamamış olmamız. Hemen bağlayalım. Tepede de bir tane aslında benim tramvay şeyim var. Boşta çalışıyor şu anda. Bak şimdi bunu buradan buraya getiriyorum. Nasıl arkadaşlar? Jilet gibi bağlanıyor. Görüyor musunuz? Her bağlantıyı böyle yapsam var ya hiç trafik olmaz tramvayda. Ama işte çok yer kaplıyor aşırı derecede. Şimdi bir kapat ya. Heh. Buradan çekelim. Aa, bu, burayı da kıralım. Burayı da kıralım. Bunu buradan çekelim ustam. Ustam seri 2 öz getir. Tamamdır. Evet. Tramvayımızın dönüşü. Değerli arkadaşlar tamam. Bildiğim kadarıyla şuradan da direkt dönebiliyor şu bölgeden. Onda merak edenlere öğrenelim. Evet dönüyor. Ama ben onu istemiyorum ya. Biraz rahat rahat geniş geniş dönelim istiyorum. Doğru mu hocam? Nasıl araç yok oğlum? Bağladık ya. Araç olması lazım. Ha geldi işte. Tamam gidiyor. Koş 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 koş. Hızlı 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 gençler hızlı hızlı. Bu tramvay deposunda değerli arkadaşlar Şuraya da şu arkadaki yola da yapacağız bir tane. Bu yolda böyle bak yol üzerinden komple gidecek buraya. Lise, liseden falan geçecek. Bu köşeye kadar gidecek, oradan çalışacak. Yani iki tane böyle bir T şeklinde bir hat bağlantısı yaptım. Evet, bu vatandaşlar ne diyor? Şu ev niye önde olmuş ya? Seni bir yıksam sen oraya geniş ev oluştursan, sen de aynı şekilde. Bak sen de, sen de, sen de, sen de kardeşim. Sen buraya mı oluşturdunuz gerçekten evleri? Abi filmsiniz yemin ediyorum ya. Gerçekten filmsiniz ya. Şöyle yapalım. Şu köşeyi silelim. Tamam bu şekilde. Hayır dur. Hayır hayır evet evet dur 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 dur. Şimdi arkadaşlar bunları da yıkacağım mecburen. Tamam mı? Bak burada da sırayla yapmamız gerekiyormuş. Bak görüyor musun vatandaşlar hemen. Şurayı iptal et. Şöyle. Ortası 4 ortası dört. Burayı oluştursun. Ondan sonra koy bunları. Şunu yık. i̇şte bunlara dikkat etmek gerekiyordu başta. Ben ben ne bileyim otomatik düzgün yaparsınız sandım. Ya oğlum iki dakika var ya. İşi imar planlıcılarına bırak, bırakası gelmiyor insanın ya. Emanet edemiyoruz kardeşim. Görüyor musun abi bak. Abidik tübidik binalar her tarafta var. Bunlar düzelsin bir yerine düzgünlerini koysunlar. Bahçesiz yapmışlar ya evleri. Böyle şu kabul, kabul edemeyiz kardeşim. Bunları hep arkadaşlar yerine din dinamit koyup patlatıyorum. Tamam bu kadarcık basit bir şeydi işte. Tamam. Şeyde City Skylines özel evler vardı. Buraya da bir, bir an önce gelse efsane olur. Bayılıyorum özel evlere. Bir şey diyeyim mi? Tramvay efsane oldu efsane. Efsane bak. Bunun sayısını hemen dörde çıkaralım arkadaşlar. Tramvay çok önemli. Niye, niye açılmıyor lan menü? Buradan mı açılacak? Ha ah, şuradan. Tramvay. Um, no 2 Mersin iç hat. Bilet fiyatı ücretsiz. Adet 4. Aslında 3 tane de yeter gibi ama. Bilmiyorum ileride bakarız. Acayip sesli çalışıyor. Kusura bakmayın ben de sağır oldum az önce. Tamam. Trafik de olmayacak gibi lan arkadaşlar ya. Ne diyorsunuz abi? Ol olmaz gibi geliyor bana. Allah. Yok ya yo, olmaz olmaz. Evet Allah olmaz ya. Büyük konuşmayalım da. Şimdi arkadaşlar sadece şuralara park edilmesini istiyorum araçlar. Bu ana caddeye dönüş ya. Bak bunun şöyle bir dezavantajı var. Girip çıkmaya çalışan adamlar trafiği tıkıyorlar. Onu istemiyoruz o yüzden. Ağaç da koyalım. Şık dursun. İkişer tane. Hemen Mersin'deki o... E, ne diyorlar onlara? Böyle, kokonat var ya ekvatorda ama bizinkilerde meyve olmuyor. Ona benzeyen ağaçtan. Koydum ağaçları. Bu, burada adam evin önüne park etsin. Bu adamlara karışmayalım ya. Yani adamlara yazık. Bu adamlar par, park etsin. Uluma efsane oldu ha. Bir şey diyeyim mi? Simetri takıntısı olanlar şu an çıldırdı. Güzel olduğu için. Buraya da yapacağım şimdi aynı yapılardan. Sadece şu kesimi... Yine aşağıdan ayırıyorum. Hatta önce ayırıyorum... Ondan sonra duruma göre tekrardan yaparız. Buraya da ayır kardeşim. Buraya zaten bir şey yok. Market ihtiyacı olur mu acaba? Abi ihtiyaç neyse ona göre yapalım. Market hala çok yüksek ihtiyaç ya. Yap gitsin anasını satayım marketleri. Nasıl yapıyorduk biz bunu? 1, 2, 3, 4. Yok ha, burası geniş o yüzden. 1, 2, 3, 4. 4'e 3 müydü burası? Şöyle 4'e 3. Aynen. Teker teker yapalım. iki iş olmasın. Sonra zaten sıkıntı çıkarıyorlar. Kardeşim o bina küçük oldu oraya. Evet öyle. Acayip hızlı dikti lan binayı. Tamamdır. Burası da böyle olsun değerli dostlar. Yine markette insanlar gelecekler. Gidecekler. Otobüsümüz daha doğrusu tramvayımız toplu taşımamız çalışıyor. şu, şurada bir otobüs aktarma merkezimiz vardı. Şuralarda bir yerlerde. Aha buralarda. Şimdi mesela bu vatandaş buraya gelip tramvay nerede? Tramvay az geride. Buradan oraya aktarma yapıyor mudur? Bence yapıyordur ya. Bak 3-5 yolcu. Abi bereket versin. Yapıyor. Sonuçta adam burayı kullanıyor. Bir de otobüs hattı çekeyim buraya toplu taşıma için. Mesela otobüs hattını merkeze götürelim. Ya da merkeze değil şu şehrin içerisinde gezdirelim. Şöyle içeri girdik. İki durakta yolcuları bıraktık. Geri geldik. Topladık gidiyoruz. Şöyle. Buradan bu bölgeye girdik. Buradan yukarı çıkacağız. Aralarda ara caddemiz olmadığı için iç bölgelere çok dalmıyoruz. Birer sokak arayla yine yolcuları topladık. Geçtik bu tarafa. Bu tarafta durağımız mevcut zaten. Aynı durağı kullanabilirler. Yukarı doğru geldik bu cadde üzerinden. Şimdi ben Buradan gidiş buradan geliş olsun istiyorum. O yüzden şu karşıda olmayan durakları ilavesini yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şu çok yakın oldu. 1, 2. Şurada da olsun. 3 durak yeterli. Sonra şuradan aralara girsek. Mesela şuradan şöyle gelebilirim. Karşılıklı yine aynı geçenki gibi karşılıklı girip gitsin. Buradan 2 durak. Şurayı ortak kullanabiliriz. Ve son olarak da buraya girebilirim. Buradan şuraya gelirim. Buradan da şuradan yolcum alırım. Geri döner devam ederim. Tamam. Bir hat oluşturdum bakayım kafamda. Nasıl olacak? Başlangıç noktası şurası olsun. Buradan başlasın yolcuları toplamaya. Şöyle. Tek hat olacağı için iki tarafta da dolaştırdım. Evet. Ayrıca buradan buraya gitmek isteyenler bile kullanabilir yani. Fiyatını düşük tutabiliriz biletlerin. Şurayı kullanacağız. Burası biraz yoğun olacak. Yine burayı da kullanacağım. Buraya da kullanacağım. Burası bayağı bir yoğun oldu arkadaşlar. Şurayı kullanmayacağım. Oradan içeri dönüyorum. Şu durağı kullanıyorum. Şurayı ortak kullanıyorum. Buradan dönüşümü yaptım. Bir, bir tane şey abi şey yazmış yorumlara. Kardeşim bir hani belgesel izle şeyle ilgili toplu taşımayla alakalı daha iyi olur senin için yazmış da. Arkadaşlar ya. <laughs> ya o kadar mükemmel bu kadar mükemmel eğitici olmayalım ya. Cansınız bak gerçekten seviyorum sizleri ama kim öğrenecek şimdi o kadar şeyi? Evet. Otobüs hattı 8'in numarasını vermemişiz bak. Otobüs hattı 7 arkadaşlar. 7. Ee, buranın adı neydi? Ee, 8 çarpı yok 4 çarpı 3 alışveriş sitesi. Ama böyle numarasını da verdim. Şu nerenin, şura nereninmiş acaba? Bu çizgi turuncu ama ben bunu sanki hatırlıyorum ya. Böyle şu şu şurada diye hatırlıyorum. Bunun adını vermiştik biz. Sev dosyası patladığı için bu silinmiş. Ben hatırlıyorum bunu. Merkez aktarma istasyonu. Hemen bunu da düzeltelim. Düzenli olsun ya. Şehrimiz daha devam edecek. Arkadaşlar merkez şöyle merkez tire buraya ne diyelim mesela? Belediye diyelim. Belediye binası. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar bir saati geçtik. Ufak bir dekorasyon çalışması yapalım. bir de hizmet olarak mesela şurada bir internet altyapı binası istiyorum. Sunucu merkezi de olabilir. Sunucu çiftliği de çok önemli. Bunlar değil. Mesajlaşma servislerinde şu bina. Yahut sunucu çiftliği açalım isterseniz onun da şeyini. Posta ayrıştırma, sunucu çiftliği, uydu istasyonu. Uydu istasyonu değil de sunucu iyidir ya. Uydu abartmaya gerek yok. Uydu da kocamanmış ya. Devasa bir bina. Valla ön caddeye paralel olması bence daha mantıklı. Şöyle şuraya doğru. Arkadaşlar bunun ekstra binaları da var şöyle. Tamam. Bununla birlikte internet altyapısı Bildiğiniz uçuşa geçiyor. Buraya başka bir şey yapar mıyım? Yapmam zaten sığacak gibi de değil. Bunu biraz daha şöyle... Şöyle çekebilirim belki bir tık. Şu ana caddesi bunun ne taraf? Şuradaki yol. Böyle çeksem alttaki yolu paralel oluyor mu? Üstteki yol olmuyor bu sefer de. Hangisi daha önemli bizim için? Alt mı üst mü? Ya üst olsun ya. Şuraya yapıştır geç. Şey yapmıyorum. Zaten bunun etrafı full ormanlık olacak fırçayı biraz düşürelim. Tamam. Bunun detayını birazdan çalışırız. Şurada bir de postane olursa efsane olur. Sığıyor mu bilmiyorum. Deneyelim bakalım. Hadi bakalım. Normal mesajlar. Postane. Aa küçücük bu. Oğlum zorlasak büyüğünü bile sığdırırız ha. Şuna gerek yok arkadaşlar. O kola gerek yok. Bir adet postane. Hemen ekstra depo. Ekstra posta aracı. Az bir şey sola kaydırıp diğerinde koyacağım. Umarım sığar. İşte bu. Süper. Şu arası biraz yamuk oldu. Hani buradan araçlar çıkarken ufak bir engel oluşturur. Ama çok dert değil. Dokunmayacağım şeye, zemine. Ee, şimdi postane ile ilgili olarak... Ya bölgede birkaç posta aracı olabilir. Mesela şuralarda iki tane. Yine şu ara sokaklarda arkadaşlar. Böyle üç tane. Tamamdır. Şurada zaten yok. Gerek de yok açıkçası. Bir de buraya ben var ya kavşa koymayı unuttum ama gerçi şöyle dönüşler yapacağım. Onu hallederiz. Şimdi. Postane servis hizmeti buralarda hiç yok. Buralara sonra değineceğim. Bunlar dursun. Önce şu bölgeyi bitirelim komple. Polis karakolu, itfaiye karakolu büyük bir arkadaşlar emniyet müdürlüğü istiyorum. Onu da bugün yap yapalım. Mesela şurayı iki şeritli yolumuzu direkt Şöyle alıyorum. Arşıya kadar çekiyorum değerli dostlarım. Şöyle 100 derecelik bir açıyla. ışıkları kapatıyorum. Burada polis karakolu olacak. Çok dert olmaz o yüzden. Bir şey değil mi? Şöyle daha iyi durdu. Az bir geriye çekerim bunu. Az bir şey. Çok abartmadan. Ön yol nerede? Arkada. Heh. Tamam. Bu arada beğeniyi unutanlar varsa hatırlatın demişsiniz. Hatırlatıyorum. Unutmayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle helikopter olmazsa olmazımız. Bu ekstra neymiş bu bilmiyorum. Garaj genişletme daha fazla polis aracı. Böyle şuraya bir çukur yapalım. Çukurumsu. Çukurum trak. <laughs> Ve son olarak ekstra em, hapishane. 50 tane hapishane hücresi veriyor. Onu da şu arka kısma şöyle arkadaşlar koyuyorum. Etrafını parklarla bahçelerle süsleyeceğiz. Hapishanemiz tamam. Şu köşede de bir hastane istiyorum. Bölge için. Büyük bir hastane olsun. Devlet bu sene güzel para kazandı. Hemen bir yeni şehir hastanesi açalım. Baksanıza paramız 400 milyon doları buldu yani. Ama gelmez oldu. Fark ettiniz mi? Çok yatırım yapıyorum. Dayanmıyor yani. Hemen sağlık sektörü. Şöyle olsa iyiydi be. Şöyle. Oluyor lan arkadaşlar oldu valla. Abi hemen hasta bakım, helikopter, ayrıştırma tesisiydi falan. Ya bunu yapma be kardeşim ya. Ah be. Bunu şöyle arkadaşlar arkaya kaydırıyorum. Diğer tarafta olan bug'ın aynısından burada da var. İnanmazsanız aha bug'ın. <laughs> Nasıl espri iyi değil mi? Efsane. Burada da var bu bak. Niye böyle oluyor ya hocam? Az daha öne alsam. Berbat bir şey oluyor ya. Bunu yık ya. Bunun yanına oluşturduğum tüm binalar böyle mi olacak acaba? Niye acaba böyle ki? Şöyle yapsam, ara cadde atsam bir tane yaya yoluyla şu arkaya doğru böyle 90 derece mesela şöyle getirdik diyelim. Tamam mı? Çıkmaz bir ara cadde. Yani hastane yolu gibi düşünün bunu. Buraya koyalım bakalım. Böyle. Ha oldu. Düzeldi. Tamam, şu arkası biraz yüksek. Burada bir, bir problem var ama ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle hemen etrafını bir toparlayalım, şöyle düzleyelim. Çok belli olmasın etrafında yüksekte olduğu. Ekstra geliştirmeler, ücretsiz sağlık hizmetleri ve hastanemiz. Şu kısmı, şu ucu var ya. Abi bunu burada direkt yık, yık abi. Bunda işimiz yok. Bunu buraya getir. Bunu var ya, şuradan da bir şöyle bağlasam harika olur. Şöyle arkaya doğru. Böyle arkadaşlar, evet. Tamam. Şu aradaki e, tramvay olayından dolayı maalesef çok şey yapamıyorum. E, buradan devam ettiremiyorum ama şöyle koparabilirim. Ya yani maksadım oradaki açığı yakalamaktı. Oyunu bir birikse düşürelim. Hastanemiz kuruldu, karakolumuz kuruldu, bölgemiz kuruldu. Şimdi bakalım bunların mutluluğu nasıl değerli arkadaşlar. Mutlular. Mutlular, mutlular, mutlular. Hepsi mutlu. Okey. Evet, e, burası da tamam. Şimdi biraz daha devam ederim ama sizi çok baymak istemiyorum. Yarınki planı anlatıyorum. Yarınki bölümü bir netleştirelim. Bugün yetişmedi çünkü bir buçuk saat oldu hala devam ediyorum. Şu kısmı bitiriyorum. Ormanlandırma çalıştırma çalışmaları, yaya geçitleri. Ondan sonra üst geçitler. Burayı komple bitiriyorum. Yarın. Sonra bu, burayla işimiz hiç kalmıyor. Yani burası buraya dönüşüyor arkadaşlar. Detaylarını yapıyoruz. Ortaya da ufak bir site yaparız. Şunlara benzer bir şey. Bu kadar yoğun yapmam onu söyleyeyim. Çünkü orası müstakil evler bile o. Böyle olmamalı. olmamalı. Şurada bir binamız var. Allah kahrelemesin yanlış bina yıktım ya. Pü. Allah beni kahretmesin yanlış bina duman oldu. Bir, birkaç yerde daha vardı yanlış bina. Tamam başka yok gibi. Neyse bu bittikten sonra ormanlandırma çalıştırması, dekorasyon vesaire zamanımız kalırsa arkadaşlar bu tarafa geçiyoruz. Birkaç tane sanayi özel binası yapacağız. Yarın için plan hazır yani direkt bunu yapacağım. şuradaki artık gözümüzü alan o ayrı bağlantı problemini de çözdüğümüze göre artık bunları yapabilirim. Son olarak şuradaki dağlara orman ekliyorum. Birkaç tane şöyle şuna benzer yerler ekliyorum. Ondan sonra buraları da tamamlıyorum. Trafik olarak buralarda aşırı yoğun değil. Böyle site için kabul edilebilir yoğunluklar. Buraları da hallediyoruz. Bu defteri kapatıyoruz. Ondan sonrasına da yarın karar verelim. Ama yarınki planlar, projeler bunlar. Detayları yarın yapacağım. Ben gidiyorum. Beğenelim, paylaşalım, unutmayalım. Dün sözüm vardı. Hemen şey... Neydi onun adı? Aklıma gelmedi. Ne diyecektim ya? Sinematik kısmı gelsin arkadaşlar.